Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 3'ün yayında ben Işıl Sekerli'nin sunumunda Türk Ana Haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insan ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Koronavirüsünde son vaka sayısını Bakan Koca açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada son 24 saatte 5035 test sonuçlandığını, 561 tanı konulduğunu, 15 hastanın hayata veda ettiğini, bugüne kadar kaybedilen hasta sayısının 59 olduğunu, toplam hasta sayısının 2433 olduğunu belirtti. Koronavirüsünden sadece insanlar etkilenmedi. Sessiz mağdurlar da kimsesiz kalarak etkilendiler. Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Timur Ugan açıklamasında sokak hayvanların çok zor durumda olduğunu, caddelerde kasapların, restoranların etrafında yaşayan hayvanların var olduklarını, esnafın onları beslediklerini, şimdi ise kimsesiz kaldıklarını belirtti. Şu an bizim için de en büyük sorunun yiyecek bulmak olduğunu, restoranlarla anlaşıp artık yiyecekleri aldıklarını fakat şimdi o da kalmadığını belirtti. Bu süreçte insanlar yiyecek arttıklarını çöpe atmak yerine konteyner yanında uygun kaplara bırakabileceklerini, belediyelerin de bu konuda duyarlı olması gerektiğini de belirtti. Koronavirüs haberleriyle devam ediyoruz. Koronavirüsü İspanya'da son 24 saatte 655 kişi öldü. İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 655 kişi daha yaşamını yitirdi. Ülke genelinde ölenlerin sayısı 4089'a yükseldi. Vaka sayısı ise 56.188'e yükseldi. İspanya, İtalya'nın ardından salgında en çok kayıp yaşayan ikinci ülke oldu. Koronavirüs Azerbaycan'da da bir kişinin de hayatına malum oldu. Bakanlar Kurulu'na bağlı operatif kadroya göre 1961 doğumlu 12 Mart 2020'de Türkiye'den dönen Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşı yüksek ateş ve nefes darlığı şikayeti sebebiyle özel bir hastaneye kabul edildi. Muayene sırasında kronik bronşit olduğu tespit edildi ve hastadan koronavirüs için alınan test pozitif çıktı. Hastanın durumunu stabilize etmek için destilasyon önlemleri sonuç vermedi. Şu anda aileleri ve akrabaları tespit edilip karantinaya alınıyor. Şu anda Azerbaycan'daki özel rejim hastanelerinde yatan 104 aktif koronavirüs hastası tıbbi gözetim altındadır. 5 tanesi kritik durumdadır, 9'u orta durumdadır ve diğerlerin sağlığı sabittir. Operasyon merkezine göre bu insanları tedavi etmek için gerekli önlemler alınmakta olduğunu, aynı zamanda koronavirüs ile enfekte olan 5 kişi özel hastanelerde tedavi edilerek serbest bırakıldıkları bildirildi. Fitlis'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirildi. Tespit edilen sığınak ve barınaklar ise imha edildi. Fitlis jandarma komutanlığı ekipleri terör örgütü PKK mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla kırsal bölgeye operasyon başlattı. Operasyon kapsamında dün arazide yapılan aramalarda toprağa gömülü 6 jelikon, bidon içinde 2 akü, 2 kitap, 225 kilo un, 210 kilo küp şeker, 75 kilo makarna, 60 kilo pirinç, 25 kilo bulgur, 15 kilo mercimek, 10 kilo kuru fasulye, 8,5 kilo maya, 2 kilo çay ve 100 litre içeriği tespit edilmeyen sıvı malzeme ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemeleri Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla el koyulurken diğer malzemelerle sığınak ve barınaklar imha edildi. Bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü belirtildi. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK'lı teröristin komando birliklerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK'lı teröristin kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini, bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edileceğini de belirtti. Ben Işıl Sekerli'nin sunumunda Türk Ana Haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.